Merhaba arkadaşlar, oyun cehennemine hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. En son arkadaşlar oynadığımız oyunun üzerinden 3-4 gün geçmişti. Yani video atamamın nedeni telefonumun ekranı kırıldı zaten. Clash Royale videomda da söylemiştim. Ya bu Clash of Clans'la Clash Royale videolarını bilgisayardan çekiyorum. Ama paramayı videosu çekmeyince bilmiyorum bunların videoları da gelmedi. Yani kusura bakmayın arkadaşlar. Yani elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama yani dediğim gibi elimden geldiği kadar. Arkadaşlar en son derseniz ne yaptın biz yokken 3 günde 4 günde burada. Arkadaşlar en son bu testamızı gizli testamızı arkadaşlar son 6 levelimize bastık zaten belediye binası 8'de. 6 levelin üstü zaten çıkmıyor. Bakın zaten maksimum dereceye gelmiş bir şekilde. Onun dışında arkadaşlar bombalarımızı full leveline getirdik. İşte yaylarımızı full leveline getiriyoruz. Yani getirdik demeyeyim de 6 tane yayın 4 tanesi full levelinde. Şöyle de size göstereyim burada farklı bir tasarımım var. Zaten önceki ne dediğim gibi buralar full yani full level olan bunlar. Bunun dışında arkadaşlar bir bu testamız kaldı full olmayan. Bir de buradaki 2 tane yaylı tuzaklarımız kaldı. Onun dışında bir de zaten duvarlarımız kaldı arkadaşlar. Yaylı tuzakların zaten bir günlük basımı oluyor 1M'den. 3 levelde 8 level belediye binası full oluyor. Yani inşallah bu ikisini de fullleyeceğim. Bunun dışında zaten full olmayan bir şeyimiz kalmayacak. Sadece belediye binamızı basmak kalacak. Ama ben diyorum ki basmayayım diyorum arkadaşlar. Belli bir vakit 8 levelde kalayım. Yani 1 ay olur, 1,5 ay olur ama ne olur? Şuradaki mesela bakın. Şurada 150 tane 7 levellik duvarımız var. Yani duvarlarımızı fulleyelim. Yani sağlam bir şekilde ilerleyelim. Yani böyle yani ezik bir şekilde gitmeyelim. Duvarlarımız mesela ne diyeyim daha 7 level değil mesela 9'a çıkmayalım. Yani duvarlar çok önemli. Mesela ben şöyle 8 levellik duvar gördüğüm zaman bir yerde mesela bakın şöyle 8 levellik bir duvar gördüğüm zaman yani dimdik şöyle bir geri adım atıyorum. Yani bu adam sağlamdır. Atmasam mı girmesem mi diyorum yani açıkçası. Yani onun için diyorum ki biraz daha bekleyelim. Zaten 150 tane duvarımız kalmış. Bu da ne demek? 150 çarpı 500 dersen 75. Bu da 75M civarı bir şey oluyor 75M. Yani günlük adam akıllı oynasak yani açıkçası hakikaten ben günlük düzgün oynadığım zamanlarda yani sağlam bir oynayış sergilediğim zamanlarda günlük 3M 4M civarı altın kasabiliyordum. Ya tabii biraz birliğimizdeki kişiler bağışa biraz yönelse, ben zaten sağ olsun İsmail arkadaşımızdan bağış alıyorum. Bu bağışlanan birlik 370 tanesinde kendime bağışlamışımdır. Yani Yançar'la kendime bağışladım. Yani bakın 370 tane bağışı var. 295 alışım aldığım birlik var benim. Bu 370'in 295'ini ben almışımdır yani. Yani 290'ını falan ben almışımdır. Geri kalanı da diğer arkadaşlara bağışladım. Yani sıfırlanıyor şu an bağışlar. Bunun için mesela herkesin sıfırlanmış. Benim de elimden geldiği zaman isteyen kişiler olursa bağışlıyorum zaten. Ya arkadaşlar birliğimize davet ederim yani online olan kişiler gelsinler beraber bir şey yapalım. Ama online olan kişiler gelsinler. Şimdi online örneğin bakın burada mesela attı gitti herkes karakterini. Şu an 15 kişiyiz. Kim online değil kim online bilmiyorum açıkçası. Yani yakında hakikaten gelirseniz yani gelirseniz ben şey yapacağım. Bu birlikten mesela 20-25 kişi oluruz. Online olmayanlara baktım 5 gün sesi çıkmadı, 6 gün sesi çıkmadı. Atarım birlikten dedik. Yani kusura bakmasın arkadaşlar kimse yani. Biz online olmayan offline karakterleri buraya toplamak için kurmadık birliği. Beraber bir şeyler yapalım diye kurduk. Yani ben şu an zaten biliyorsunuz istesem 10 levellik bir tane birliğe girerim yani. Beni alırlar yani. Çoğu birlik beni alır. Ben arkadaşımla beraber gelmişim birliğe. Yani mesela birliğe şeye baktığımız, köyüme baktığım zaman yani şu an mesela her şey full. İki tane şuradaki yay hariç bir de duvarların 150 tanesi hariç. Her şey full zaten. Yani dediğim gibi arkadaşlar gelmek isteyen arkadaşlar varsa gelsinler. Savaş yaparız, kazanırız, kaybederiz. Sıkıntı yok. Önemli olan şurada bir muhabbet dönsün. Yani benim için önemli olan liderlik de değil. İsteyen gelsin. Sağlam bir karakter olsun tabii. Desin ki abi bana liderliği ver veya kardeşim bana bir liderliği ver. Ben yöneteceğim. Sen yapamadın bu zamana kadar desin. Vereyim liderliği. Sıkıntı yok bizim için.
Ama yani böyle ne diyeyim? Yani gelin beraber bir şeyler yapalım arkadaşlar. Bir savaş yapalım sizle beraber. Yani sadece konuşmakta geçirmeyelim. Açıyoruz video, konuşuyoruz, video kapatıyoruz. Hiç oyun boyun yok elde. Ha bak şimdi. Arkadaşlar dediğim gibi bakın duvarlara baktım dedim bu adam sağlam, bu adama gelirim. Hakikaten yani şöyle bir insan kendini geriye atıyor böyle köyler gördüğü zaman. Ya onun için arkadaşlar her zaman yani köyünüzü bu şekilde dizmeye özen gösterin. Şimdi biz ne için oynayacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Ben size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar biz bir ganimet için oynayalım açıkçası ya. Yani mesela şöyle iki tane dev atarız. Bunlar mesela neye yatar? Mis gibi tertemiz. Bunlar böyle ne diyeyim size defans yapar bizim için. Biz de elemanlarımızı yollarız zaten. Şuradan iki dev daha sallayalım. Şuradan şunlar. Yani arkadaşlar böyle köyleri kaçırmayın ya. Vallahi bakın böyle köyler kolay bulunmaz yani. Bakın ben şimdi buldum şansı. Ah bütün altınlarını koparttım adamın. Bana iksir lazım dedi. Öylesine iksirleri de alıyorum şu an. Aynen. Tamam. İki dev de buradan salla. Bir buna bir de buna. Mükemmel. Vallahi var ya çok iyi girdim ha. Mükemmel bir savaş ortaya koydum. Wow diyebiliriz arkadaşlar. Mükemmel bir savaş ortaya koyduk. Yani bakın %39'la adamdan aldığımız ganimete bakın. Yani hakikaten böyle şeyleri kaçırmayın. Bu adam bayağıdır mı oyuna girmiyor? Ne yapıyor? Bak şu yılbaşından kalma bir şey olması lazım. Yani arkadaşlar böyle köyleri kaçırmayın. Bakın size tavsiye ederim. Çünkü böyle köyler bayağı sağlam bir ganimet veriyor. Hoppa vuramadı zaten. Tamam sıkıntı yok ya vuramasın. Ya alacağımızı aldık arkadaşlar. 330 bine 320 bin. 120 de kareksi zaten ihtiyacımız yok. Yani tamamen %100 kar. Yani bilmiyorum öylese denk geldi karşıma. Çok güzel bir köy denk geldi. Yani böyle köyler bulursanız arkadaşlar affetmeyin. Ama şimdi gidip de mesela 7-8 tane pekka alıp da bu köyleri alamazsınız açıkçası. Çünkü belli bir kısma kadar pekka girer. Etrafı dolaşması lazım pekkaların. Yani şimdi alamazsınız derken gider alırsınız. Abi ben aldım sen alamazsın dedin. Bizi şey yapıyorsun koparıyorsun falan. Yani sizin oynama tarzınıza bağlı tabii arkadaşlar. Bakın. Vallahi ben bile şu an şok oldum yani. Çatır çatır. Mis gibi hiç zorluk çekmeden etraftaki ganimeti topladık. Çıktık. Yani böyle köyleri arkadaşlar affetmeyin diyeyim size. Ya bunun dışında şöyle bir size beraber bir savaş izleyelim. Hadi izleyelim ya şimdi. Böyle savaşa girdik. Şey aldık çıktık olmasın. Bu köyde de arkadaşlar baktım ganimetler iyi. 360 bin, 350 bin, 1700 de kare eksili var. İlk önce arkadaşlar dediğim gibi klan kalesini bir kontrol edeceğiz. Ben klan kalesini bir kontrol ettim okçularla. Bakalım nereden gireceğiz. Ben bile nereden gireceğimizi şu an hatırlamıyorum. Üstten, alttan doğru girdik. Neden? Alttan doğru gelsek arkadaşlar Pekkalar bizim bu kralımızı indirir. Kral inerse zaten adam biraz geriye düşer. Yani 1-0 önde başlar gibi bir şey oluruz diye. Pekkalarım iki kralı indirdi. Ondan sonra klandan aldım. Devleri. Onun arkasından da kendi devlerimi yolladım. Yani ben bir level atayım da şu devlerime bir kürk giydireyim. Bu köyde arkadaşlar ilk önce neye baktım biliyor musunuz? Buradaki depolara baktım. Depolar boş. Yani bu depoların içinde 300 bin altın olması çok çok zor. Onun için ben aşağıdaki altın işte üretme madenlerine işte iksir madenlerine falan atak bir attım iksir yerlerine. Bakın pekkalar soldan ilerliyor. Bizim kral aşağıdan, devler yukarıdan. Bir can atacağım ama nereye atacağım? Şuraya bir can atayım. Hadi at bakayım şuraya bir can. Ortaya niye ben can atmıyorum ya? Bak şu. Belki başka bir yere odaklanmışım. Ben aşağıya odaklanmışım. Heh, canı zor zor attık. Tamam, süper. Bakın mis gibi ilerliyoruz ya. Adamın karakterlerini de götürdük. Adam oyuna girdi var ya. Lanet okumuşlar. Hoppa var ya mis gibi ilerliyoruz ya. Devler gitti ama ya. Kürklü de mürklü de affetmedi. Hoppa tamam tertemiz ya. Çok iyi oldu. Arkadaşlar ben yani bir tane Metin 2 sorununda Metin 2'ye başladım. Yani Metin 2 istiyorsanız videosunu çekerim. Yani ne olur kasılma videosu olur. İşte altın kasılan yerleri gösteririm size. Yani istiyorsanız videonun altına yazın. Metin 2 videosu da çekerim yani sıkıntı yok.
Yani hangi serverda başladım derseniz arkadaşlar Lyon muydu, Lyos mu, öyle bir tane serverda başladım. Yani bir tane kanalda gördüm, ben de dedim ben de oynayayım dedim, yani mis gibi dedim, adam oynuyor burada dedim. Ben de onun için girdim, bir başladım o serverda oynamaya. Yani dediğim gibi videosunu istiyorsanız altına izleriz abi derseniz veya izlerim kardeşim derseniz ben size videosunu çekerim. Yani problem değil arkadaşlar. Yani isterseniz siz gelin beraber şöyle takılalım. Yani klan kuralım demiyorum yani. Şimdi klan kurarız, işte gelişemeyiz, geride kalırız. Yani bir klana beraber gireriz, ortaklaşa çalışırız derim yani. Öyle derim. Gelin yapalım bir şeyler arkadaşlar. Sıkıntı yok. Size bir savaşta izletin. Bakın bu savaşta da iyi bir... Aa, bu savaşı zaten izlemişiz ya. Bak izlediğimiz savaş güzel. Ganimeti görünce hemen izlettirmek istiyoruz. Size şu savunmalarımı göstereyim arkadaşlar. Ben bu köy düzenini yaptım. Ya full gidiyor ya %80 %90 gidiyor zaten yani. Ben adam akıllı savunma yaptığımı hatırlamıyorum ya. Şurada ya bu nasıl bir köy düzeni ise değiştirmeye de üşeniyorum. Yani ilk başlarda galiba dalmıyorlardı. Şimdi var ya gelen geçen dalıyor. Karakteri gören dalıyor. Bakın %68 %79. Ya bir önceki köy düzeni daha güzeldi sanki. Bakalım önceki köy düzeni duruyor mu? Valla bu daha güzeldi sanki. Hadi bunu koyalım bari ya. Bunu nereye koyacağız? Şunu nereye koyalım? Valla bunu koyacak yer yok ya. Valla bunu koyacak yer yok. Ya bu köy düzeni oynadığım zaman biraz daha az dalıyorlardı. Şimdi valla önüne gelen dalıyor. Önüne gelen dalı var hiç affetmiyorlar. Kral burada. Bu iksir depoları. Valla içerisi full savunma dolu ya. Valla içerisi full savunma dolu. Gerçekten şu dış cepheyi içeriye doğru dizsem gerçekten bayağı kurtarırım yine ha. Hakikaten ha, ben bu dış cepheyi içeriye doğru dizeyim. Bak şimdi mesela şurası. Bak anlatmak istediğimi size göstereceğim şimdi. Ay yanlış yere gittik. Klandaki arkadaşlar da kaçıyorlar. Görmüyor değilim. Kaçın kaçın. İleride gelirsiniz, almayacağım o kaçanları. Hadi bakalım. Valla şöyle yapsak güzel olur ha. Oo, zıplama şeyleri aynen, dur bakalım. Gelin bakalım buraya sizde. Aynen mis gibi. Tamam. Vallahi böyle daha iyi oldu sanki ha. Şuraya koyabiliriz mesela bu yayı. Yani yaymın, yaylı tutsak aynen. Mesela bakalım. Ha mesela bakın buraya da koyabiliriz. Şöyle gelin bakalım sen şuraya. Tüh. Şöyle bir kademe geride kaldı. Şu bombayı alalım şuradan. Heh, tamam, o da güzel. Aynen iyi, iyi yani ya. Bu köy düzeni daha güzel sanki. Yani isteyen kullansın arkadaşlar. İzin almanıza gerek yok böyle köy düzenlerini kullanmak için. Alın kullanın. Zaten biz hep beraber oynayalım da yapıyoruz bu düzenleri. Bakın hoppa bunda böyle. Yani bu şey bir düzen. Kafadan atma bir düzen. Öyle diyeyim size. Öylesine kendim yaptım yani. Farklı uğraşıp da gördüğüm bir düzen değil yani, kendi yaptığım bir düzen. Yani istiyorsanız arkadaşlar yapabilirsiniz bu düzeni. Şöyle duvarları. Bilmiyorum belki hoşunuza gitmez ama tamam, şuraya şöyle koyalım, şu yaylı tuzaktan uçsun. Şu bombayı buradan çekemeyiz, yer yok. Teslamız orada duruyor. Şurayı şöyle kapatabiliriz ama ya. Şöyle alalım şuradan biraz arkadaşlar. Tamam, şurayı da şöyle alalım. Lan bomba bomba. Tamam, sen bir tane daha geri git. Gel üçlü gel. Üçlü gel. Şu bombayı biraz daha yana mana atamıyor muyuz ya? Tüh. Şurayı nasıl kapatacağım ya? Şurayı kapatmam lazım. Testalar burada. Valla ha, şurayı kapatayım ya. Şurayı. Oraya kapatamadık bari. Gel sen şuraya şöyle dön. Orayı doldururuz biz. Tüh. Allah'ım nefim ya lan. Ne kadar şanssızım. Oraya koyuyorum. Tam dolmuyor. Bir tane fazla oluyor. Hayır. Sağa dön. Sağa sola dön. Hangi tarafa döndüğünü de bilmiyorum şu an. Evet. Vallahi var ya, ben olsam bu köye saldırmam yani. Şu bombayı da şuradan çekelim arkadaşlar. Şurayı da şöyle kapatalım. Aynen. Ben de bu köy düzeni yapmışım da. Yani şu an baktım hakikaten yani kötü bir düzen yani. İyi bir düzen değil bence. Yani bunu biraz daha böyle geliştirip de sağlam bir düzen yapabilirmişim. Valla ben şu an bu köy düzenini görsem var ya saldırmam ha. Hakikaten ben bu köy düzeni görsem saldırmam. Hoppa. Gerçekten dur. Şunu şöyle alalım. Gel bakayım sen buraya. Şuna şuna yerlerini değiştirin diyeceğim de.
O zaman da şunda şu çok yakın oluyor. Yok, gerek yok. Aynen, şunu şöyle koyalım. Aynen. Tamam. Problem yok. Bakalım. Vallahi ben olsam, hakikaten arkadaşlar, ben olsam bu köy düzenine girmem ha. Vallahi girmem. Tamam, dur. Şurayı da kapatalım. Hoppa, vallahi var ya, çok hoşuma gitti bu düzen şimdi ha. Doğaçlama yapıyorum. Bir tane de klan savaşları için düzen kurmuştum ya, o düzen var ya patladı ya. O düzen hakikaten yani, ya patladı derken şöyle bir olay oldu. Adamlar bir giriyorlar, çatır çatır götürüyorlar, hiçbir şey kalmıyor. Yani şöyle diyeyim. Adam %100'ü nasıl alıyorsa aldı yani benden. Ben de şaşırdım. Ben olsam zor alırım. Adam galiba 90 levellik bir belediye binası olduğu için aldı. Yani normalde alması hakikaten çok çok zor yani ya. Sağlam bir köy düzeni. Yani izlemişsinizdir o köy düzeni yaparken videosunu. Yani o köy düzenini geçmek bayağı meşakkatli bir iş. Adam valla çatır çatır bir baktım adam takır takır aldı geçti gitti. Ben şaşırdım yani. Bir hava savunmasını buraya koymuştuk. Çünkü sağlam bir şey olsun. Havayı kaçırmayalım diye. Sen de gel buraya. Aynen. Bakalım nasıl oldu. O iyi oldu ya. Labirent gibi oldu. Ben olsam hakikaten bak, ben kendi açımdan ben girmem bu köye ya. Bak, bir havamız burada. Bir havamız burada. Bir hava da burada. Tamam. Hoppa, şeyi nereye koysak ki? Şu. Şunu nereye koysak ki? Bunda full levele bastık. Buraya koysak adam buradan girecek. Dur şimdi ya. Şurayı biraz sıkıştıralım be arkadaşlar. Ya koyacak yer yok. Hakikaten koyacak yer yok. Nerede? 1, 2, 3, 4. Heh. Aynen. Vallahi, ya da şöyle yapalım ya. Heh, tamam, böyle yapalım ya. Adam buradan girse. Vallahi var ya, her taraftan girebilir. Şöyle mi çevirsek? Aynen böyle çevirelim. Şöyle çevirelim. Tamam ya, böyle çevirelim. Yok yok, şu kısım olsun. Aynen bu kısım olsun. Tamam ya, böyle daha iyi. Tamam. Aynen, süper oldu. Valla hoşuma gitti bu düzen ya. Bakalım biraz değiştirebileceğimiz bir yer var mı arkadaşlar? Fazla da uzatmayalım ama. Dur bakalım. Kareksiyle şu bir anda girecek. Evet. Yok yok, bu düzen iyi arkadaşlar. İstenler bu düzeni yapabilirler. Ya ben doğaçlama yaptım. Buradan görüp de yapabilirsiniz arkadaşlar. Fazla da videoyu uzatmayayım arkadaşlar. Böyle bir düzen yaptık. Bu böyle kalsın. Bunun savunmalarını zaten size söylerim yani. İzlersiniz bir dahaki videoda. Problem değil yani. Bakın şöyle şunda bir etkin köy düzeni yapalım. Aynen. Bunda videolarını izlersiniz arkadaşlar. Videosunu gösteririm. Yani şu, yani önceki savunmam bu şekilde ganimet götürtüyordu benden. 60 işte, %60, %70, %100, %77, %59, 68, 79. Bir tane adam dalmamış olsa hemen 57, 56, 50, 77, 73. Yani baksanıza ya, 7-24 adamlar takır takır götürüyorlardı. Bakalım bu köy düzeni nasıl olacak? Bunu zaten yarın galiba videosunda atarız arkadaşlar. Onunla bakarsınız yani, karşılaşırız, hangi düzen daha iyi diye bir bakarız. Daha fazla uzatmayayım arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. İyi günler.